Öldürüldü ve kesin olarak tespit edilen terör örgütüne ait olduğu kesinleşen noktalar seçildi. Özellikle de sivil halka zarar verilmediği de vurgulandı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında. Yine aynı açıklamada terörle mücadele kapsamında operasyonların ihtiyaca göre yurt içi ve yurt dışında da devam edeceğinin altı çizildi. İki gündür bölgede özellikle sınırda büyük bir askeri hareketlilik var. Sayın seyirciler, bu konudaki gelişmeleri de bültenlerimizde, moderatör kuşaklarımızda sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de bölgedeki askeri hareketlilik sürüyor. Hem kırsalda hem de şehirde güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Dün de Sayın Seyirciler çok önemli bir toplantı vardı. Ankara'da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında toplandı. Toplantılardan yapılan açıklamada da teröre karşı sert mesajlar verildi. Ve işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine PKK hedeflerine düzenlediği harekatın görüntüleri şu anda ekranlarınızda izlemektesiniz. Evet, iki günde 200'den fazla hedef vuruldu sayın seyirciler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği iki harekatta toplam 200'den fazla hedef vuruldu iki gün içerisinde. Harekatın ilki sayın seyirciler geçtiğimiz gün düzenlendi. Hakkari Çukurca'da ki terör saldırısının ardından hükümet son dönemde sık sık artan terör eylemleri karşısında terörle mücadele konusundaki kararlılığa vurgu yapıyor sayın seyirciler. Başbakan Erdoğan artık bıçak kemiğe dayanmıştır sözleriyle açıklamıştı bu kararlılığı. Fakat Ramazan ayı diye sabrediyoruz, bekliyoruz, ancak sonrasında her şey çok daha farklı olacak, yeni bir süreç başlayacak demişti terörle mücadele. Ancak PKK'nın terör eylemlerine hız vermesi, artan terör olayları, işte Ramazan'ı bile beklemeden sayın seyirciler hükümeti harekete geçirdi. Ve ilk olarak Hakkari Çukurca saldırısının ardından Irak'ın kuzeyine hava harekatı başladı. Sayın seyirciler, şu anda ekranda görmekte olduğunuz, izlemekte olduğunuz bu görüntülerde de tek tek vurulan hedefler isimleriyle belirtiliyor. Terörist barınağı, malzeme deposu olarak sayın seyirciler nerelerin vurulduğu, hangi hedeflerin vurulduğu tek tek belirtilmiş. Özellikle de sivillerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığı ve çok dikkatli olunduğu da belirtiliyor yapılan yazılı açıklamada da. Evet, şu anda malzeme deposu görünüyor. Malzeme deposunun vurulduğunu görüyoruz. Terörist barınağı yine aynı şekilde nokta atışlarıyla sayın seyirciler vuruluyor. Terörist yol kontrol noktası ek bina olarak belirtilmiş bu noktaysa. Terörist barınağı yine seçilen hedeflerden, yerlerden biri. Yine aynı şekilde hava harekatında hedef seçilen, vurulan yerlerden biri. Terörist uçak savar mevziğini görüyoruz. Evet, operasyonun ilk görüntüleri sayın seyirciler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından nasıl vurulduğu tek tek tespit edilen noktaların şu anda bu görüntülerle ekranlarınızda. Havadan 28 topçu ateşiyle de 96 hedef vuruldu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikinci hava harekatında. Evet sayın seyirciler, İhlas Haber Ajansı...